Direnç testi iki şekilde kullanılmaktadır. Birisi kişi tedaviye başlamadan önce, tedavi öncesi direnç testi dediğimiz, kişinin acaba zaten dirençli olan bir virüsü alıp almadığını tespit etmek üzere yapılan testtir. Bu tedavinin seçilmesinde doktora çok yardımcı olmaktadır. Çünkü kişinin virüsü aldığı, kaptığı kişi, hani onu bulaştıran kişi, tedavi görmekte olan birisi, tedavisini düzensiz kullanmakta olan birisi olabilir. Bu şekilde dirençli bir virüs taşımaktadır ve o dirençli virüsü kişiye bulaştırır. Bu durumda hangi ilaç grubuna direnç içeriyorsa bu virüs, ona göre tedavisinin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu artık çok sık değildir. Yani %5'lerde, 10'larda olabiliyor bazı ülkelerde ama yine de tedavinin başarısını etkileyeceği için çok önemlidir. İkinci kullanım alanı ise tedavi başlandıktan sonra hastalarımızın çok önemli bir kısmını baskılanma sağlayabiliyoruz. Ancak değişik nedenlerle en sık da hastaların düzensiz ilaç kullanımı nedeniyle ve bazen ilaçların toksik etkileri nedeniyle kişi düzensiz ilaç kullanabilmekte ve virüs tedavi esnasında dirençli hale gelebilmektedir. Bu durumda tedavi başarısızlığı olduğunda da İkinci seçilecek tedavinin hangi ilaçlardan oluşması gerektiğini belirlemek üzere tedavi sonrası direnç testlerimiz vardır. Direnç testleri genellikle bizim genotipik direnç testi dediğimiz DNA zincirini tespit eden ve ondaki değişiklikleri gösteren bir testtir. Farklı direnç testleri de var, daha sofistike direnç testleri de var. Ama o direnç testleri genellikle ülkemizde yapılmıyor. Çok 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 nadiren yurt dışına kanların gönderilmesi gerekiyor. Ama yani bulunan testler çok çok önemli bir grup hastada bize yeterli olabilmektedir.